Merhaba sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Geçtiğimiz derslerde ismin i hali yani akuzatif konusuna giriş yapmıştık. Akabinde kişi zamirlerinin i halindeki durumuna bakmıştık. Şimdi ise iyilik zamirlerinin i halinde nasıl kullanıldıklarını öğreneceğiz. Ders anlatımının ardından yapacağımız küçük bir alıştırma ile de dersimizi noktalamış olacağız. Ayrıca dilerseniz ders notunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hazırsanız hemen konumuza geçelim. Öncelikle iyilik zamirleri ne demekti onu bir hatırlayalım. İyilik zamirleri isimlere eklenerek onların kime ya da neye ait olduklarını belirtirler. Zaten daha önce de bahsetmiştik. Mesela benim annem, senin baban, bizim kedimiz gibi. Annem kimin annesi? Benim. Peki Almanca'da bu aynı kelimeler nasıl kuruluyordu? Meine Mutter, dein Vater, unsere Katze gibi. Muta yani anne kelimesinin önüne bir iyilik zamiri getiriyorum. Tıpkı benim senin kelimeleri gibi. Dein Fata senin baban. Unsere Katze bizim kedimiz. Şimdi detaylarımıza geçelim. Bildiğiniz üzere 6 adet şahsımız var. Tıpkı Türkçe'de olduğu gibi ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde. Haliyle de her birinin bir iyilik zamiri var. Örneğin Ich, ben demekken mein, benim anlamına geliyor. Du, sen, dein, senin gibi. Tabii hepsini tek tek göstermeyeceğim. Zaten önceki derslerde uzunca bahsetmiştik. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu iyilik semirlerini genellikle bir ismin önünde kullanıyoruz. Benim annem örneğindeki gibi. Hatta bunlara bu yüzden iyilik sıfatları da deniliyor. Eğer ki bu iyilik semirinden sonra gelecek olan ismin artikeli, Der ya da das ise mein, dein, sein şeklinde kullanıyoruz. Fakat gelen ismin artikeli die ise de ekstradan iyilik semirine bir adet e takısı ekliyorduk. Meine, deine, seine şeklinde. Hemen örneklerle pekiştirelim. Örneğin ben şahs üzerinden gidelim. Der Onkel amca ya da dayı anlamına geliyor. Benim amcam derken ya da benim dayım derken ismimizin artikeli de olduğu için mine'i tercih ediyorum. Mine uncle, benim amcam ya da benim dayım. Bir diğer örneğimiz die tante, hala ya da teyze. Benim teyzem ya da halam derken ise ismimin artikeli de olduğu için iyilik zamirinin sonuna bir adet e takısı ekliyorum. Mine değil, mine oluyor. Mine tante, benim teyzem ya da benim halam. Das Geld, para. Benim param derken de ismimin artikeli das olduğu için mein getiriyorum. Mein Geld, benim param. Aslında o kadar da komplike değil. Sizin burada yapmanız gereken tek şey bu zamirleri ezberlemek. Mein, dein, sein gibi. Ve eğer ki gelecek olan ismimizin artikeli değilse de bir adet e takısı eklemek. Yapacağınız tek şey bu arkadaşlar. Tabii ki bu bizim yalın haldeki tablomuzdu. Şimdi ise asıl konumuza gelelim. Biraz önce amcam, teyzem, param gibi ifadeleri söylemeyi gördük. Lakin ben amcamı, teyzemi ya da paramı gibi ifadeler kullanmam gerekirse, yani bu iyilik zamirlerini ismin i halinde kullanmam gerekirse nasıl yapacağım? Hemen bakalım. Öncelikle ismin i halinde hatırlarsanız sadece D artikeline e sahip isimler değişim gösteriyordu. Yani eril isimler. Örneğin D'ye kalem demekken Önündeki artikeli deyin yaptığımızda kalemi demiş oluyorduk. Der kalem, dein kalemi. Die okul, die okulu. Das Auto araba, das Auto arabayı. Die ve das artikeline sahip isimlerde gördüğünüz üzere herhangi bir değişim yok. O halde buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. Nasıl ki sadece de artikelli isimler ismin i halinde değişiyor ve deyin oluyorsa Burada da sadece eril isimlerin önüne gelen iyilik zamirlerinde farklılık olacak. Deyanın deyin olması gibi burada da mein, dein, sein ifadeleri meinen, deinen şeklinde sonuna bir n tek salacaklar. Örneğin mein Stift benim kalemim derken benim kalemimi demek istiyorsam meinen Stift diyorum. Yani iyilik zamirine n takısı ekliyorum. Şimdi örneklerle bir güzel pekiştirelim. Mein Vater ist sehr nett. Babam çok kibar. Kim çok kibar? Babam. Demek ki babam öğesi burada özne konumunda. Unutmayın arkadaşlar, özneler daima nominatif yani yılın halde kullanılırlar. O halde buradaki iyilik semirini yılın halde kullanıyoruz. Baba kelimesinin artık ile de olduğu için de ismin önüne sadece mein getiriyorum. Mein Vater babam. Diğer cümlede ise ich liebe meinen Vater. Babamı seviyorum. Kimi seviyorum? Babamı. Demek ki nesne konumunda buradaki iyilik zemirimiz. Ve ayrıca da lieben yani sevmek fiili yanına gelen nesneyi iyi haline dönüştürür. Bunu da dipnot olarak verelim. Ki bu detayı bilmesek dahi Türkçesine bakarak da aslında babamı dediğimi görebiliriz. Yani iyi halinde. O halde mein Vater kelimesi meinen Vater'a dönüşüyor. Özetle arkadaşlar eğer ki kelimenin artikeli de ise ve benim nokta noktamı diyeceksek zamirin sonuna en takısı ekleyeceğiz. Mein Vater benim babam. Meinen Vater benim babamı. Diğer örneğimize bakalım. Dein Balkon ist klein. Senin balkonun küçük. Buradaki özne kim? Senin balkonun. O halde yalın halde. İsmimizin artikeli de olduğu için de dein geldi. Diğer cümlemize bakalım. Aber ich finde deinen Balkon schön. Ama balkonunu güzel buluyorum. Neyi güzel buluyorum? Senin balkonunu. Yani nesne durumunda ve çevirisine bakacak olursak da balkonunu yani i halinde. İsmin artikeli de olduğu için iyilik zemirine en takısı ekliyoruz. Dein balkon senin balkonun. Deinen balkon senin balkonunu. Diğer örneğe bakalım. Mein Auto ist sehr schmutzig. Arabam çok kirli. Kim kirli? Arabam. Özne konumunda ve yalın halde. Ich muss mein Auto waschen. Arabamı yıkamam lazım. Neyi yıkamam lazım? Arabamı. Yani nesne ve i halinde. Fakat gördüğünüz üzere herhangi bir değişim yok. Çünkü ismimin artikili das. E ne demiştik? Sadece ismin artikili de ise iyilik zamiri i halinde değişiyor. Ve en takısı alıyor. E burada böyle bir durum yok. O zaman aynısı geliyor. Mein Auto benim arabam. Mein Auto benim arabamı. Das ist meine Familie. Bu benim ailem. Benim ailem yalın halde ve ismimizin artikeli di olduğu için de iyilik zamirinin sonuna bir adet e takısı getirdik. Ich besuche meine Familie jeden Freitag. Her cuma ailemi ziyaret ediyorum. Kimi ziyaret ediyorum? Ailemi. Demek ki iyi halinde. Fakat yukarıdaki cümleden bir farkı yok. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi ismin artık ile de olmayan isimlerde iyilik zamirlerinde herhangi bir değişim yok. Meine Familie ailem, meine Familie aileme. Şimdi bu öğrendiklerimizi bir özet geçelim. İyilik zamirleri isimlere eklenerek onların kime ya da neye ait olduklarını belirtirler dedik. Ve genellikle de bir ismin önünde bulunurlar. Peki nelerdir bunlar? Mein, meine, dein, deine, sein, seine, ihr, ihre, sein, seine, unser, unsere, euer, eure, ihr, ihre, ihre, ihre şeklinde. Eğer ki iyilik zamirinden sonra gelen ismimizin artık değil ise de sonuna iyilik zamirimizin bir adet e-taksı getiriyorduk. Zaten burada iki adet alternatif vermemizin sebebi bu. Mein olabilmesi için ismin artikelinin D ya da das olması lazım. Meine olabilmesi için ise ismimizin artikelinin D olması lazım. Örneklere bakalım. Meine Mutter ist ziemlich alt. Annem oldukça yaşlı. Deine Augen sind blau. Gözlerin mavi. Ihr Auto ist kaputt. Onun arabası bozuk. Tabii ki bu iyilik zemirlerinin yılın halindeki durumuydu. Fakat bu iyilik zamirlerini ismin i halinde kullandığımızda ve eğer ki ismimizin artikili d ise yani eril bir isim ise de iyilik semirinin sonuna en takısı getiriyorduk. Örneğin ismin artikili d olan bir ismin değişimine bakalım. Mein Vater, babam demekken i halinde sonuna n aldı ve meinen Vater oldu. Dediğim gibi d de nasıl deyin oluyorsa ismin i halinde burada da iyilik zamirine en takısı ekleyeceğiz. Diğerlerinde zaten herhangi bir değişim yok. Normal iyilik zamirlerinin çekimlerini biliyorsanız burada herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ekler ve zamirler dolayısıyla biraz kafanız karışmış olabilir. Bu gayet tabii. Fakat arkadaşlar iyilik zamiri ya da sıfatı kullanımında dikkat etmeniz gereken 3 adet detay var. Öncelikle ismin hangi şahsa ait olduğunu belirten uygun iyilik zamirini seçmemiz lazım. Örneğin benim diyecekseniz mein ya da senin diyecekseniz dein, sein gibi. Yani öncelikle kişiye karar vermek lazım. Ardından aitlik belirttiğiniz bu ismin cinsiyetini bilmeniz lazım. Örneğin Almanca benim cetvelim demek istiyorsunuz. Cetvel yani lineal kelimesinin hangi cinsiyete ait olduğunu bilmeniz lazım. Nötr bir isim mi, dişi mi, eril mi buna hakim olmamız lazım. Das lineal yani nötr bir isim. Aslında bu yüzden de baştan beri her zaman diyoruz ki yeni bir kelime öğrenirken lütfen artikelleriyle birlikte ezberleyin. Burası gerçekten önemli. Ve diğer bir önemli detay ise kullanacağımız ismin hangi halde olduğu. Yalın halde mi, iyi halinde mi? Çünkü buna göre eklemeler getireceğiz veyahut getirmeyeceğiz. Ve aslında bunu cümlede hangi öğe konumunda olduğundan da anlayabiliriz. Öznemeyi yoksa nesne mi vesaire gibi. Eğer ki zaten özne konumundaysa kesinlikle yalın kullanacağız. Ama nesne ise de büyük ihtimalle iyi halinde diyebiliriz. Şimdi bu öğrendiklerimizi güzel bir şekilde pekiştirelim. İlk sorumuz Selma Bezocht Oma. Selma büyükannesini ziyaret ediyor diyeceğiz. Kimi ziyaret ediyor? Büyük annesini. Buradaki iyilik zamirimiz nesne konumunda ve i halinde. Önce buraya uygun olan iyilik zamirini bulalım. İlk adımımız buydu çünkü. Zaten parantez içinde de vermiş hangi şahsa göre yapacağımızı zi demiş. Yani o şahsının iyilik zamirini kullanacağız. Tabloyu hemen şöyle bir getirelim. Artık bu tabloyu ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda zi şahsının karşısında iyi olduğunu görüyoruz z o demekken ia onun. Şimdi ikinci aşama olarak ismin artikeline bakmam lazım. Çünkü ek alacak mı almayacak mı ona göre belirliyoruz. Oma kelimesinin artikeli neymiş? Di. Di oma büyük anne. İsmin artikeli değilse hemen iyilik zamirine bir adet e takısı getiriyorsunuz. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Eğer bir ismin artikeli değilse bu isim ister yalın halde olsun ister iyi halinde olsun fark etmez direkt iyilik zamirine e ekliyoruz. Selma bezucht oma. Selma büyük annesini ziyaret ediyor. Bu arada burada bulunan bezuchen yani ziyaret etmek fiili yanına gelen nesneyi de akuzatif yapan fiillerden bir tanesi. Ich habe gestern Bruder gesehen. Dün erkek kardeşini gördüm diyeceğiz. Önce hangi kişiye ait bir zamir kullanacağız? Parantez içinde du verilmiş zaten. Du sen demekti. Senin derken dain diyorduk. Onu yazalım öncelikle. İkinci aşamamız ise zamirin yanına gelen ismin artikeline bakmakta. Burada kelimesinin artikeli de ya. Ne demiştik? Eğer ki ismin artikeli deya ise ve i halinde kullanılıyor ise elik zamirine direkt en takısı ekliyoruz. O halde deinen Bruder diyeceğiz. Ich habe gestern deinen Bruder gesehen. Dün erkek kardeşini gördüm. Sehen, görmek fiili de nesneyi akuzatif yapar. Bir diğer sorumuz. Wir verkaufen auto. Arabamızı satıyoruz. Neyi satıyoruz? Arabamızı. İyilik zemirimiz burada da nesne konumunda ve ihalinde. Via biz, Onza ise bizim demekti. Öncelikle onu yazıyoruz. Ardından ismimin artikeline bakıyorum. Auto kelimesinin artikeli das. Das artikelinde herhangi bir ek gelmiyordu. O halde olduğu gibi kalıyor. Wir verkaufen unser Auto. Biz arabamızı satıyoruz. Verkaufen fiili de aynı zamanda akuzatif alır. Ich suche Koffer bavulumu arıyorum. Neyi arıyorum? Bavulumu. Yani nesne konumunda buradaki yelik zamirimiz ve yine i halinde. Ich, ben, benim derken mein getiriyoruz. İkinci aşama olarak kofa kelimesinin artikeli lazım. Kofa kelimesinin artikeli de olduğu için de mein iyilik zamirine en takısını ekliyorum. Ich suche meinen kofa. Ben bavulumu arıyorum suchen aramak fiili de akuzatif gerektirir. Wir finden Kinder toll. Çocuklarınızı harika buluyoruz. Kimi harika buluyoruz? Sizin çocuklarınızı. İyilik semirimiz yine nesne konumunda ve iyi halinde. Ia siz demekken oya sizin demekti. Kinder isminin artikeli di Zaten Kinder kelimesi çocuklar yani çoğul halde. Ve biliyorsunuz ki çoğul isimlerin artikeli daima değildir. Ve eğer kelimemizin artikeli değilse bildiğimiz gibi burada yapmamız gereken tek şey iyilik zemirine bir adet e takısı eklemek. Oya ya e takısı eklediğimizde kendinde yer alan e harfi düşüyor ve oyre şeklinde oluyor. Wir finden oyre kinder toll. Biz sizin çocuklarınızı harika buluyoruz. Finden yani bulmak fiili de yine akuzatif alır. Er ee braucht Brille. Gözlüğüne ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Gözlüğüne. Buradaki gözlüğüne kelimesi sanki kulağa e hali gibi geliyor. Lakin arkadaşlar brauchen yani ihtiyacı olmak fiili yanına gelen nesneyi i hali yapar. Yani Almanca dil bilgisinde böyledir. Buradaki onun gözlüğüne kelimesi her ne kadar kulağa Türkçe'de e hali gibi gelse de aslında i halindedir. Bu yüzden cümle kurarken Türkçe düşünerek yapmamak lazım. Her ne kadar pek çok fiil Türkçedekiyle eşleşiyor da olsa bazı bu gibi fiillerde nesneler e halinde gibi geliyor kulağa. O yüzden bu noktalara dikkat edelim. Şimdi gelecek olan iyilik sevirine bakalım. Parantez içinde e yazılmış yani o şahsı. E ya, o, zayn ise onun anlamına geliyordu. Öncelikle onu yazalım. ile yani gözlük kelimesinin artikeli di olduğu için de ne demiştik? Di olduğunda direkt iyilik zamirine e takısı getiriyoruz. Er braucht seine Brille. Onun gözlüğüne ihtiyacı var. Max du Chef, patronunu seviyor musun? Kimi seviyor musun? Patronunu. Senin patronunu iyilik zamirimiz. Burada nesne konumunda ve i halinde. Du sen demekken dein senin anlamına geliyordu. Şef kelimesinin artık ile de olduğu için de direkt iyilik semirine en tıkısını getiriyoruz. Deinen. Max du Deinen şef. Buradaki mögen fiili de beğenmek, sevmek anlamına gelmekte olup yanına gelen nesnemizi akuzatif yani ihali yapar. Ich muss Ploh waschen. Kazığımı yıkamam lazım. Neyi yıkamam lazım? Kazığımı. Yani iyi halinde. Ich, ben demekken, mein, benim demekti. Plova kelimesinin artikeli de olduğu için iyilik semirine en takısı ekliyoruz. Ich muss meinen Plova waschen. Kazığımı yıkamam lazım. Ich brauche Heft. Defterine ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var? Senin defterine. Yine çevirisi e hali gibi olsa da artık brauchen fiilinin nesneyi i haline dönüştürdüğünü biliyoruz. O halde aslında senin defterini şeklinde yapıyoruz Türkçeye göre. Du sen senin derken de dein getiriyorduk. İkinci aşamA olarak kelimemizin artikeline bakıyoruz. Heft kelimesinin artikeli das olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Dein heft şeklinde kalıyor. Ich brauche dein Heft. Defterine ihtiyacım var. Ve geldik son sorumuza. Habt ihr Vater gefragt? Babanıza sordunuz mu? Kime sordunuz mu? Babanıza. Evet, bunun çevirisinde de e haliymiş gibi. Fakat brauchen fiilinde olduğu gibi fragen, sormak fiili de ismi akuzatif yapar. Ve buradaki babanıza öyesi aslında e halinde değil, Almanca dil bilgisine göre i halindedir. Şimdi iyilik zamirimize bakalım. Ihr, siz, Oya sizin demekti. Öncelikle onu yazalım. Ardından ismimizin artikeline bakıyoruz. Fata kelimesinin artikeli dea. Dea olduğuna göre hemen sonuna entex ekliyoruz. O'ya iyilik zamiri en aldığında içerdiği e takısını düşürüyor. Bu e geldiğinde de böyle olmuştu. Hasta oyun fata gefragt. Babanıza sordunuz mu? Evet böylece arkadaşlar alıştırma kısmımızın sonuna geldik. Umarım güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Sizler için ayrıca 10 soruluk bir ödev kısmı bırakıyorum. Bu soruları çözerek kendinizi deneyebilirsiniz. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Ayrıca cevap kontrolü için açıklama kısmına bakabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.